Saygıdeğer izleyenler, Ünye Merkez Orta Çarşı'da haber için gezerken bir pazardan gelen hanımefendi bizi niye konuşturmuyorsunuz kardeşim, ortalık yanıyor, ekonomi batmış, millet alışveriş yapamıyor diye uzattık mikrofonunu, kendi mikrofonu şimdi kendisini önce tanıyalım. Sevim Güngör. Sevim abla kaç yaşındasın? 53 yaşındayım. 53 yaşındasın. Bu yıla kadar bu kadar pahalılık yaşadın mı? Hayatta yaşamadım. Ortalık yanmış gidiyor. Kimse bir şey alamıyor. Maaşlarımız yetmiyor. Emekli misin? Eşim emekli. Ben değilim. Tek maaşımız var. Öyle mi? Kaç lira alıyor eşin? Eşim ne olacak ki? 3 lira kredi var maaşımızda. Hepsi borçlu devlete. Hepsi devlete borçlu. Tayyip Erdoğan bize ki kaşığıyla veriyor, kepçiyle geri alıyor. Evet. Şimdi, pırasıya bile param yetmedi. Şimdi bir de saygıdeğer izleyenler, pazar çantası da elinde hanımefendinin. Kaça doldurdun abla? Neler aldın? 600 lira para harcadım ama dolmadı ki abicim. Ne dolması? Hepsi ha. 600 lira harcadım. 600 lira harcadım, dolmadı. Pırasıya da param yetmedi. Yarım kilo, bir kilo. Portakalı da alamadım. Aldığım hiçbir şey yok meydanda. Ateş yanmış gidiyor gidiyor. Halk bir şey alamıyor. Halk dileniyor sokakta. Herkes dilenmeye kalkmış. Bazıları da diyor ki bu millet diyor haybiyeden diyor biz acız diye diyor ahkam kesiyorlar diyor. Gerçekten ac değil mi bu millet? Ac değil mi? Niye ellerini açıyorlar ya? Herkesi dilenci yaptılar. Suriyelileri doldurdular buraya. Millet dilenci yaptı yaptı, milletin cebini sömürüyorlar. Hadi bakalım beni bir tane meydana getir. Nasıl getirelim biz bu adamı meydana? Nasıl geçecek? Annemizi ağlattı. Ne bu millet ne yapacak? Ne yiyecek biz? Ne yiyecek? Çoluğumuz çocuğumuz yandı yandı. Ateşe bir şey koyamıyoruz. Gece uykularımız kaçtı artık, ne yarın ne pişirecek diye. Ne pişirecek bu millet? Ne pişirecek? Evet. Ne pişirecek? Çok zorlaştı hayat. O kadar zorlaştı ki. Hastaneye gidemiyor. Sıralar alamıyor. Önceden sıra mı alıyorduk biz? Lapurlu ilaçlara şey mi, fark mı ödüyorduk? Şimdi her şeye fark ödeniyor. Para yetmiyor, para. Hastanelere gidemiyor, kontrollerimize gidemiyoruz. Dolmuş olmuş 19 lira. Hadi bunu da bir şey yapmış. Hadi Allah'a diyorlar. Hepsi Allah mı verdi bize? Tayyip getti bunları. Allah akıl vermiş kullarına. Akıl vermiş ama Tayyip de bize akıl şey yapmış. Evet. Getti başımıza, diktiler Tayyip'i. Sakız zembilden indi babu. Bu milletin aklı yok, fikri yok. Ancak konuşuyorlar ya. Yeter artık Allah'ınızı seviyorsanız ya. Bizim çoluğumuz çocuklarımız ne olacak? Bu gelecek ne olacak? Ne olacak? Ben onu düşünüyorum. Ne olacak? Ne olacak? Bunu düşüneyim bu artık ne? Allah sonumuzu hayır eylesin. Hayır eylesin. Çok zor. Gerçekten çok. Samsun'a doktorumuza gidemiyor, kontrollerimize gidemiyor. Para yok ki. Hani para? Hani? Hani? Gitsin artık, gitsin. Bir değişim olsun. Her öğüne mısır pancar çorba yenmiyor. Köylü bile bir don yoğurdu kaç lira etmiş biliyor musun sen? Vallahi 120 alıyorum ben. De 80'e, 180 edeceklermiş. Etsinler bakalım ettiklerine kadar. He? Para dağıtacaklarmış AK Partililer. Para bağıtacaklarmış. Tereyağı 400'ü yok tamam. AK Partiler bir gecede kömürcüler parayla makarnayı oylarını satarlar, gelirler abicim. Biz de halk, bizim halklar bunlar satar. Namuslular aynı satarlar. Evet. Satarlar. Bizim halk da bu makarnaya gider, oyunu satar gelir. Bir simide açılış yaptılar, simide böyle ellerini açtılar. Utanmadan yani. Utanmadan, ta acıkmadılar. Acıkmadı onlar ta. Niye bu hale geldik diye düşünen yok. Düşünen yok. Hele de bu yaşlılarımız hiç düşünmüyorlar. Hastanede doktor yok. Hastanede doktorlar niye kaçıyor? Niye kaçıyor? Özel hastanelere kaçıyorlar. Çünkü para Tayyip ne yapıyor biliyor musun? Gelen gelir, giden gider diye. Minneti yok kimseye. Adam zembilden geldi bize bu. Bu bize, halk bunu o kadar tutuyor ki, o kadar tutuyor. Utanmıyor bu halkımız. Ama geleceğini düşünmüyor. Ancak dinlerler. Ne yapalım? Hasan Bey. Ne yapalım? Peki. Bu halkla biz. Bir laf söyledik, bin laf aldık. Size teşekkür ediyor. Ben de teşekkür sağlıklı ediyorum. Sağlıklı ömür diliyoruz. İnşallah değişir, iner aşağı. Allah büyüktür. Tek dileğim bu Tayyip aşağı insin. Yeter artık ona. Biz bundan doğduk, bundan öleceğiz ya. Yeter.